Canım hey. Kalktı gök eyledi avşar elleri hey. Kalktı gök eyledi avşar elleri. Arar giden eller bizimdi. Arabatlar yakın eder. Arabatlar yakın. Döler mızrağın semrani. Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın kardeş davarı. Kurulur öder, tüfek davlum bazları vurulur. Nice koç yiğitler yerer, nice koç yiğitler yerer. Ölen ölür, kalan kalan kalan. İnsanlar neden isyan ederler? Yönetime karşı gelirler. Vali devlet adına topluma karşı neler yapmalıdır? Eğer insanlar valinin şahsına karşı makamına saldırmış ve valiyi kovmuşlarsa, hatta valiyi idam etmişlerse, vali sürgüne gitmişse, valinin kafasına taş atılmış, yumurta atılmış ve domates atılmışsa ve bu olaylar Çukurova'da yaşanmışsa, bu coğrafyada bir isyan kültürü var demektir. Bahsettiğim bu olay, geçmiş yüzyıllarda çok sayıda tarihi belgeye yansıtan ilginç olayların da kısa bir özet hikayesidir. Değerli izleyiciler, şu anda elimde İngiliz arşivinde bulunan bir kitap var. Kilikya ve onun idarecileri Türkçe anlamı bu. 1830'lu yıllarda İngiliz ajan geldiğinde Çukurova'ya, Tarsus ve Adana civarında dolaştı. Aşiret kavgalarının içine girdi. Bitmek bilmeyen bu kavgaların uzun raporları yazdı. Diyordu ki Osmanlı çöküyor. Çukurova bir baştan bir başa kavga diyarıdır. Evet, William Burkhardt Barker'in bu gizli raporu son zamanlarda internet ortamında yayınlandı ve buradaki ilginç bilgiler bilim dünyasının gündemine geldi. Bir başka çalışma.
Osmanlı arşivinde binlerce ve on binlerce belgeyi gören saygıdeğer Özcan Tatar'ın doktora tezi olan bir çalışmayı size sunuyorum. 18. yüzyılın ilk yarısında Çukurova'da aşiretlerin eşkıyalık olayları ve aşiretlerin iskanı diye başlayan bu çalışma da internet ortamında kopyalanması için kamuoyuna sunuldu. Sayın Özcan Tatar bu kitabında 1690'lı yıllardan 1750'ye gelinceye kadar yaklaşık 60 yıl adeta Çukurova'da her yerde eşkıyaların sözünün geçtiğinden bahsediyor. Adana valileri onlara karşı gelemiyor. Ve bir başka çalışma. 1851-52 yıllarında Çukurova'yı gezen Fransız oryantalist Victor Langlois'un bu çalışması, evet, Kilikya'ya seyahat adını taşıyor. Geldi, gördü, gözlemler yaptı ve yazdı. Diyor ki Çukurova bir baştan bir başa aşiretlerin isyan olayıyla kaynamaktadır. Valilerin, derebeylerin ve aşiretlerin kıyasıya kavgası Çukurova tarihinin de ana konusudur. Evet, şu kitabın kapağında hemen en yukarıda yüzyıllar süren isyan ve kavgaları en güzel anlatan bir kare fotoğraf görüyorsunuz. Ata binmiş bir avşar aşiret süvarisi, yani kavgacısı, dört nala at koştururken arkaya dönmüş ve tüfeğini ateşlemek üzere. Bu avşar kavgacısı kime karşı kavga ediyor? Anavarza Kalesi'nin eteğinde düşman bildiği diğer Türkmen ve Yörüklere karşı isyanın temel sebebi bu. Evet, Çukurova bir baştan bir başa kavga ve isyan diyarıydı. Ve alttaki resim de Adana'nın 1921 yılı Ekim ve Kasım aylarındaki durumunu yansıtıyor. Ancak kitabın ortaya hemen şurada hayvanların kıyasıya kavga ettiği bir Roma parası var. İşte bu para üzerindeki bir arslanla bir kaplanın efendim birbirini öldürmek için acımasızca bir savaşı var ki bu para Tarsus'ta basıldı Romalılar zamanında. Evet, bundan 2000 sene önce basılan bu para da bu coğrafyadaki kavgaları anlatıyor. Değerli seyirciler, Çukurova valilerin ve derebeylerin, aşiretlerin kıyasıya kavgası sahne olmuştu derken isterseniz bir tarih yolculuğu yapalım. Bakalım bu kavgalarda neler yaşandı onu hatırlamaya çalışalım. Dünyamız 5 milyar yaşında. Yüce Allah dünyayı o kadar mükemmel yarattı ki dağlarıyla, denizleriyle, karalarıyla, her şeyiyle bu dünya tüm canlıların yaşayacağı güzel bir ortamdı. Ancak dünyada son 10 bin yılda insanoğlu bencil çıkarları gereği bu güzel dünyada son derece olumsuz izler bıraktı. Savaşlar, çatışmalar ve geriye kalan ağıtlar. Ancak her şeye rağmen gökyüzünde dünyaya baktığımız zaman o yüce yaratıcının dünyayı ne kadar güzel yarattığını anlayabiliyoruz. Evet, karşımızda dünya. Ve bu dünyanın en güzel coğrafyası Orta Doğu, Anadolu, Suriye, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar. İşte dünyanın bütün dikkatlerini çektiği bu coğrafyanın da en güzel yeri Doğu Akdeniz'de. Toros Dağları'ndan akarak gelen Seyhan, Ceyhan, Tarsus çaylarının geçtiği Çukurova. Bir baştan bir başa o kadar verimli ki bu topraklar. Çukurova'ya gelen kavimler, hükümdarlar, hemen herkes bu coğrafyanın bereketli ürünlerinden daha fazla pay almak istediler. İşte bu insanoğlunun ürettiği ve kazandığı değerlerden daha çok pay alma hırsı kavgalara, çatışmalara ve savaşlara sebebiyet verdi. Evet, karşımızda Orta Doğu ve onun da göbeğindeki Çukurova'nın görüntüsünü şu an izliyorsunuz. Çukurova'yı şöyle bir dolaşın, Toros Dağları'nı ve ovanın geçtiği muhtelif yerleri. Bugün Doğu Akdeniz'de Osmaniye vilayetinin doğusundaki Gavur Dağları veya Cebel-i Bereket veya Nur Dağları diye bildiğimiz o dağların karları eridiğinde o dağlardaki gür ormanlardan akan sular kanallara alınıyor, Erzin Ovası'na getiriliyor. Ve Erzurum Ovası'nda İsos kentinin suyunu sağlıyor. Sonra Deli Halil Tepesi veya Lale Gölü denen volkanik bir arazinin eteğinden geçerek şimdiki Yumurtalık ilçesine ulaşıyor. Ben Yumurtalık'a gittim. O volkanik tepenin eteğindeki su kanalının en son haldeki fotoğrafını böyle çektim. İçerisi 1 metre eninde ama uzayıp giden bu su kanalının muhtelif yerlerde kemerli ayakları var.
Gavur Dağları'ndan Yumurtalık'a yaklaşık 70 kilometre efendim uzaklığa bu su neden getirildi? Bu su sayesinde Romalılar döneminde ve hemen onu izleyen Bizans veya Orta Çağ döneminde dünyanın en parlak ticaret kenti, sağlık merkezi ve parlak bir kültürün yaşandığı yer, tarihi ismiyle Ayas kenti veya bugünkü Yumurtalık. Ayas sözcüğünü de araştırdım. Ayas kelimesinin Latince karşılığı Hygeia, Hygeia, Aigaia diye geçiyor. Bu sözcükleri toparlarsanız bunun da kökeni Hygeia, yani hijyen demek, tertemiz olan demektir. Bugün Ayas veya Yumurtalık'a vardığınız zaman tarihi Ören Mahallesi'nde derenin içerisinde devasa sütun taşlarını göreceksiniz. Romalılar zamanında çamur banyolarının, ameliyatların, ilaçların yapıldığı bir yerdi ve Ayas kenti, yani Yumurtalık'ın kent merkezindeki tarihi yer, dünyanın en gelişmiş sağlık ve ilaçlarını kullandığı bir yer olma özelliğini koruyordu. Bunun da olmasının sebebi Gavur Dağları'ndan o coğrafyaya kanallarla su getirilmesi oldu. Evet, merak ediyorsanız bu su kanalını bir gün otobana girin, Erzin'e giderken hemen durdurun oradaki istasyonda ve sol tarafa baktığınız zaman tepenin eteğinde uzayıp giden o 70 kilometre uzundaki su kanalının parçalarını göreceksiniz ve duygulanacaksınız. Bu kanalı kim yaptı, neden yaptı, bu kadar bolluk ve bereketin veyahut da Ayas kentinin dünyanın en parlak şehir olmasını sağlayan kimlerdi? Evet, baktığımız zaman insanoğlu bu bilgi ve beceriye hayran kalıyor. Karşımızda Ayas su kanalı. Evet, o dağların eteğinde. Bir başka tarihi mekan. Anavarza'ya su getiren su kemeri. Şimdi Sumbas ilçesinin dağların eteğinde olan bir yerinden yaklaşık 30 kilometre ileriden sular kanallarla getiriliyor. Bir de Kozan Kalesi eteğinden bir başka su kanalı getiriliyor. Bu şekilde ırmakların yönü Anavarza'ya çevrilmiş. Anavarza Kalesi'nin eteğinde su taşıyan su kemeri o kadar muhteşem ki yüzlerce veya binlerce yıl efendim su taşıyan bu kemerlerin bugün ayakta kalan son parçasına baktığınız zaman akan suların kireç taşı gibi donduğunu görüyorsunuz. Ancak bu su kemerleri o kadar sağlam yapılmış ki eğer insanoğlu bunu tahrip etmeseydi baktığımız zaman Anavarza'nın Romalılar zamanında dünyanın en gelişmiş büyük kentlerinden biri olduğunu hemen fark edeceksiniz. Karşımızda iki ayrı su kanalıyla Romalılar döneminde Çukurova'nın en büyük antik kenti Anavarza kentinin su kanalını görüyorsunuz. Evet, orada da bir kültür ve devlet gelişti. Dünya olimpiyatları Anavarza'da yapıldı. Hipodromlar, orduların girişi, savaşlar, tarım üretimi, balık yakalanması. Bugün Anavarza'da toprağın altında bir eski uygarlığın izleri vardır karşımızda. Anavarza antik kenti. Antik kentin üzerinde kralın veyahut da oradaki komutanın yaşadığı saray gibi olan yeri görüyorsunuz. Anavarza bir dünya şaheseri. Diyebilirim ki Türkiye'de bir Efes, bir Bergama çok ünlü olabilir ama yaklaşık 150 yıldan beri definecilerin soyduğu Anavarza'da arkeologlar efendim pek kazı yapmadığı için, kendi haline bırakıldığı için ve kaçak kazılar devamlı yapıldığı için Anavarza'nın toprak üzerinde görülen pek çok eseri yurt dışına kaçırıldı. Şimdi Avrupa ve Amerika'da Anavarza paralarının borsaları var. Kaçırılan heykeller var ama her şeye rağmen geride kalan kalesi, sur duvarları, o kalenin eteğindeki geniş bir alanda yaklaşık 300 bin insanın yaşayabileceği o muhteşem kenti gördüğünüz zaman diyorsunuz ki Anavarza'yı insanoğlu nasıl yaptı? Evet, karşınızda Anavarza antik kentinin dağ üzerindeki askeri amaçla yapılan kısmını görüyorsunuz. O kalenin bu bölümünde bir kale veyahut da komutan veya kral vardı. İnsanoğlu sevinçleriyle, aşklarıyla, kavgalarıyla, her şeyiyle acıların ve gözyaşlarını her zaman yaşamıştır. Anavarza'da o tarihi kentte villa yaptıran zengin bir Romalı, evinin bahçesinde bir havuzun zemin kısmında bu şekilde bir mozaik tabloyu koymuş. Evet, orta yerde bir tanrıça var. Tanrıçanın sol tarafında bir kişi görüyorsunuz, bir balığa binmiş durumda ve Tanrıçanın baktığı sağ tarafta bir delikanlı var. Aslında bu Tanrıça o delikanlıyı seviyor. Ancak soldaki diğer delikanlı bu aşka mani olmak için araya bir yılan gönderiyor. Yani seven insanların kavuşamayacağı bu şekilde, yani mutsuz bir evliliğin olduğunu gösteriyor.